Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 19'a sonunda formalar geldi arkadaşlar ve ben bugün video atmış olmama rağmen sizler için içeriye her zaman anında yetiştirmek istiyorum ve anında hemen girdim, kastım, bütün kadroları kurdum ve sizler için arkadaşlar efsane bir video çekiyorum. Sizler de destek olmak için aşağıdan hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben beğensem ne olacak ki deme kanka, sen de beğen ve sen yoksan bir kişi eksiz. Abone olma konusunda da ben abone olsam ne olacak ki deme. Sen yoksan dediğim gibi bir kişi eksiz. Her gün efsane FIFA Mobile, PES Mobile videoları geliyor. Hemen aşağıdan abone ol ve bildirimleri aç kankam. Haydi bakalım arkadaşlar, o zaman efsane videomuza başlıyoruz. Kesinlikle like'larını unutma lütfen. Çok hızlı konuştum. Hızlıca sen like'larını at ve videoya başlayalım. Arkadaşlar sizler için bütün kadroları kurdum. O Galatasaray kadrosu ne öyle ya? 70.000 coins bronz oyunculara verdim. 80.000 verdim. Çok değişik şeyler oldu. Bakın coins'im zaten nasıl azalmış. Türk gücünden daha çok zarar ettim. Yani bugünkü Türk gücünü sil videomuzu bu arada i butonunda ve videonun sonunda çıkan kısımda izleyebilirsiniz. İ butonunda da çıkacak. Videonun sonunda da çıkacak. Oralardan izleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar yarın yani pazar günü saat 15.00'da, belki bugün de olabilir. Yani siz bu videoyu farklı bir günde de izliyor olabilirsiniz. O yüzden direkt girin ve açıklamadan Cube TV'den bana gelin ve beni yalnız bırakmayın. Orada çok eğleneceğiz. Şimdi arkadaşlar hemen buradan sırasıyla takımlarımızı kuracağız. İlk olarak Galatasaray kadrosunu kuracağım arkadaşlar. Böyle hemen gelelim, takımı seçelim abi. Galatasaray Süper Lig ve Galatasaray'ı seçtik. Ve arkadaşlar Galatasaray kadromuzu hızlıca kuracağız. Burada direkt ben bu adamı buraya alacağım. Ve kadromuzu kurmaya hızlıca başlıyoruz arkadaşlar. Onyekuru'yu koyuyoruz. Abi bakın, bronz oyuncular almama rağmen bayağı bir coins tuttu. Hani çünkü normal adamlar, en ucuz oyuncu Belhan'dı arkadaşlar bu arada. Ben bu adamı 400 bin vermiştim. Niye bu kadar fiyatı değişmiş bilmiyorum. Ben videoyu çektim abi. 10 saat 12 saat sonra falan attım yani çektikten. Akşam çektim, gündüz videoyu attım arkadaşlar. Ve Belhanda'nın değeri uçmuş. Nasıl uçmuş hiçbir fikrim yok ama cidden uçmuş. Çok değişik bir şekilde, gerçekten çok şaşırmıştım. Yorumlara yazmışsınız abi, Belhanda'ya boşuna zarar ettin, ne yaptın, keşke yapmasaydın falan ama artık arkadaşlar tabii ki geçmişti, yapacak bir şey yoktu. Sıkıntı da yok arkadaşlar. Hadi bakalım böyle kadromuzu dizelim. Ve arkadaşlar sonrasında Beşiktaş Fenerbahçe kadrosunu dizeceğiz. Sonrasında son maçlarınızı oynayacağız ve formaları alacağız sizlerle birlikte. Gerçekten efsane bir içerik çıktı FIFA'da. Çok güzel oldu bu formaları. Herkes istiyordu çünkü bayağı bir isteyen oyuncu vardı, kullanıcı vardı. Eminim ki sizler de istiyorsunuzdur arkadaşlar. Ve gayet güzel olacak. Galatasaray kadrosu maalesef 78 yen oldu arkadaşlar. Ama gerçekten yapacak bir şey yok. Çok ilginçti. Buradan da Fenerbahçe'yi seçiyoruz ve Harun Tekin'i koyuyorum hemen ve başlıyoruz arkadaşlar kadromuzu dizmeye. Ben tabi hepsinde oynadım arkadaşlar. Son maça kadar geldim. Yani sıkılmayacaksınız. Ben hızlıca zaten maçları da size çok hızlı göstereceğim için hiç sıkılmadan hızlıca izleyebileceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım kadrolarımızı dizmeye devam ediyoruz. Kaleciler falan bayağı bir fiyatı uçmuş arkadaşlar. Video bittikten sonra bunları direkt hızlıca satalım. Elinizde de arkadaşlar oyuncularınıza bakın. Bronz oyuncuların bile fiyatları uçmuş çünkü bakın belki çok desteklenilen bir takım vardır ve o takımın bütün oyuncuların fiyatı uçmuştur arkadaşlar bu etkinlik sayesinde. Bunları da bakmayı kesinlikle unutmayın diyorum sizlere. Hadi bakalım bunları da şöyle dizelim. Şöyle şunları yeni değiştirelim tabii. Olabildiğince yüksek olsun arkadaşlar. Buraya Tolga Ciğerci, öbür tarafa da Ozan Tufan'ı koyacağız. Ve Fenerbahçe kadrosu da gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar. Şimdi hemen Beşiktaş kadromuza geçeceğiz. Bu Süper Lig kadrosu, hemen abi Beşiktaş kadromuza geçiyoruz. Ve Beşiktaş kadrosundan da takım olarak Beşiktaş'ı seçeceğiz. Ve gördüğünüz gibi Beşiktaş'ı da seçtik arkadaşlar. Şimdi de devam ediyoruz kadromuzu kurmaya. Buraya Larin'i alacağız. Sonra Quaresma'yı sağ tarafa alacağım. İleri hat güzel olacak arkadaşlar. Ve bu sayede bayağı bir güzel şeyler yapabileceğiz. Kagawa da burada güzel duruyor. Tabii çok tatlı duruyor. Tolga Yarsın'ı da buraya koyduk. Hızlıca koymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Necip Uysal. Buraya Mustafa Pekdemir'i alacağız arkadaşlar. Hiç boost basmaya zaten gerek yok. Sizlerle birlikte hızlı bir şekilde kadromuzu kuruyoruz. Caner Erkin defans attığımız zaten arkadaşlar Beşiktaş vs Fenerbahçe maçından duruyor. Defans XP'lerini hiç basmadığım için defans oyuncuları da bayağı bir durmuş. İlerideki Quaresma ve Kagawa da Türk gücü serisinden dolayı duruyor ve bunlar gerçekten güzel olmuş. Hadi bakalım bunu da aktif yapacağım. Bu arada Beşiktaş kadrosu 85 yen oldu. Şimdi arkadaşlar ilk olarak Beşiktaş kadrosunu aktif yaptım. Harf sıralamasıyla almaya çalışacağız. Şimdi forma dolabı gördüğünüz gibi ben burada son maça kadar geldim. Ve arkadaşlar bu maçı hemen ben oynayacağım şimdi sizlerle birlikte. Kadrolarımızı zaten kurduk ve golleri göstereceğim sadece sizlere. Quaresma, Ricardo Quaresma. Quaresma asacak mı? Kaleci Ederson kurtardı. Çok da rahat oynamayalım. Gerçekten değişik bir zorluk oluyor abi. Orta güzel gelsin. Bu adam kim? Roko. Vurursun Roko. Atarsın Roko. Aferin Roko ve 1-0 öne geçtik arkadaşlar. Beşiktaşlılar kendi formalarını almak için savaşıyor. Fenerbahçeliler de öyle yapacak. Galatasaraylılar da öyle yapacak. Sizler için arkadaşlar nasıl alınacağını da göstermiş oldum bu arada yani. Haydi bakalım devam edelim. De Bruyne şimdi rakip atağa geliyor. Vida'dan gerçekten harika bir müdahale geldi. Gerçekten abi bizim Türk gücünün de stoperleri yani bütün Süper Lig'deki stoperler gerçekten harika.
Roko da gol attı arkadaşlar biliyorsunuz. Stoperler süper, stoperlerle oynuyoruz resmen. Pek demek güzel pas at. Quaresma buradan kaçırmaz. Quaresma kaçırmaz. Arkadaşlar ben her FIFA serisinde söylüyorum. Quaresma tam benlik bir oyuncu ya. Bu oyunda Quaresma tam benlik bir oyuncu. Gerçekten harika olacak. Ve çok sabırsızım abi. Efsane formaları alacağız şimdi. Haydi bakalım devam edelim. Larine doğru Quaresma'dan harika bas. Uzaklardan vuracağım. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Düşük reytingli adam da olsa neredeyse gol atıyordu arkadaşlar. Ve ilk yarı 2-0 bitti. Haydi bakalım sizlerle birlikte şimdi ikinci yarıya başlayalım. Bakalım ikinci yarıda bizleri neler bekliyor olacak göreceğiz. Penaltı. Hakem penaltı dedi. Aa frikikmiş kaçırtırız merak etmeyin rahat olun abi. Gol olmasın. Lan oğlum ne yapıyor bu adam? Arkadaşlar çok ilginç bir taktik yapmadılar mı lan? Bu ne? Üstünden atladı, pası verdi, şutu çekti, değişik bir şeyler yaptılar ve 2-1 yaptılar durumu. Riskli olmaya başladı birazcık. Larin, Gökhan Gönül, Quaresma'ya geldi şimdi. Quaresma üst taraftan Larin'e harika bir pas denemesi. Larin'den de bir şut ve Larin şutları gerçekten çok güzel. Bu adam aslında Türk gücü kadrosunu alacaksın abi. Fulleyeceksin reytingini. Keşke Beşiktaş'ta çok yüksek performans gösterse de arkadaşlar. Böyle Beşiktaşlar bunun bayağı bir fanı olsaydı bunu isterlerdi ve alırdık. Gerçekten güzel olabilirdi. Neyse arkadaşlar haydi devam edin. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi maçın sonuna geldik. Hakemin maçı bitirmesini bekliyoruz. Roko ile topu diktik ve maç bitti arkadaşlar. Maçın sonuna kadar pas yaptım. Şu anda pas isabet yüzdemi çok merak ediyorum. Onu bakalım en fazla kaç olabiliyormuş onu göreceğiz. Eğer gösteriyorsa yok öyle istatistik göstermiyormuş arkadaşlar. Göstermediğini de görmüş olduk. Ve arkadaşlar son forma dolu paketimizi de açıyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar Beşiktaş forması açıldı. Ve hemen sizlerle birlikte Beşiktaş formamızı alacağız. Ve Beşiktaş formasıyla Galatasaray takımıyla maça çıkacağız. İlginç bir şeyler yapacağız abi. Yok önce Fenerbahçe var ama hemen Fenerbahçe'yi bu formayı zaten aldın diyor. Ve ben takımıma gidiyorum arkadaşlar. Takımımdan hemen arkadaşlar. Deplasman forması. Giy. Direkt giy. Giyebildin mi şu an? Umarım giymişimdir. Hemen forma dolabı etkinliğine giriyoruz. Ve Fenerbahçe'nin de son maçını sizlerle birlikte şimdi oynayacağız. Ve hemen arkadaşlar büyük bir ihtimal 2-3 tane gol atarım. Sonra da maçın sonuna atlarız zaten. Sonra da Galatasaray'a falan geçeriz. Videonun sonunda da beraber görüşürüz. Deplasman formasını giydik Beşiktaş'ın. Gördüğünüz gibi Fenerbahçe kadrosuyla Beşiktaş formasını giydik. Galatasaray kadrosuyla da herhalde öbür formayı giyeceğiz. Neyse haydi bakalım başladık. İsla uzun bir taç atışı denemesi hatalı oldu ama faul verdi. Ver faulü. Evet faulü verdi. Çok güzel bir friki kullanacağız şimdi. Arkadaşlar Barış Arıcı neden var falan demeyin. Fenerbahçe'de hani başında var diye o yüzden şu anda da duruyor. İsla oha kaleci nerede duruyor lan öyle? O topa o kaleci nasıl yetişsin İsla'yla? Astık. Kaleci nasıl yetişsin abi o topa? Şu kalecinin bulunduğu konuma bak abi. Çok saçma. Neuer niye orada duruyor? Bak. Neuer'in durduğu yere bak abi. Çok rahat bir gol attık. Neuer tam kalenin köşesinde duruyor. Niye bilmiyorum. Oyunda bug oldu. Her neyse devam edelim. Ay evden Frey'e harika bas. 45 artı 5 verdi maçın hakemi. Ve şimdi Frey. Frey. Ondan da Ayev'e güzel pas olacak mı? Olmadı ama Benzia'ya oldu. Benzia'dan Ayev'e oldu. Geçmedi top. Ve arkadaşlar maçın artık ilk yarısının sonuna geldik. Hakem artı 5 uzatma vermiş ilginç bir şekilde. Her neyse arkadaşlar şimdi ikinci yarıya başlayalım. Bakalım bize neler gösterecek. Ayev çok güzel aldı. Ayev uzaklardan sert bir şut ve Neuer'i çok güzel bir şekilde ağladı. Kendi kaptığı topta gerçekten harika bir gol attı arkadaşlar ve maçı 2-0 yaptı. Haydi bakalım devam. Evet arkadaşlar dakika 90 oldu ve ben de telefonu artık elime aldım. Gerçekten ikinci golden sonra bayağı bir sıkılmıştım. Yoruldum, hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada videoda belli oluyorsa. Her neyse ve Fenerbahçe formamızı da şimdi sizlerle birlikte alacağız. Ve son olarak Galatasaray formasını da alacağız. Hemen arkadaşlar hızlıca bir Fenerbahçe formamızı alalım. Şöyle geçtik ve arkadaşlar Fenerbahçe formamız hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Ve Fenerbahçe formamızı da alıyoruz. Şimdi Fenerbahçe formasını giyeceğiz. Galatasaray karşısında maç yapacağız. Galatasaray formasını giyip neden maç yapmadın demeyin. Türk gücünün bundan sonraki ilk videosunda da Galatasaray formasıyla yaparız. Ve o şekilde telafi ederiz arkadaşlar. Şimdi ayarlar, forma seç. Ve Fenerbahçe nerede? Burada. Fenerbahçe'yi seçtik. Umarım yine deplasman forması çıkar karşımıza. Çünkü deplasman forması gerçekten harika. Hadi bakalım şimdi Galatasaray kadrosuyla da gerçekten çok ilginç şeyler yapıyoruz. Galatasaray kadrosuyla da Fenerbahçe forması giyeceğiz. Hadi bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Forma dolabına girelim ve bunda da son maçtayız arkadaşlar. Ve arkadaşlar Fenerbahçe formasıyla Galatasaray kadrosuyla maça giriyoruz. Bakalım bize neler gösterecek bu maç. Hangi kadroyla giriyoruz? Fark etmez kadro gerçi ama gördüğünüz gibi güzel, sevdiğim kadro formayla girdik. Feguli gerçekten çok iyi arkadaşlar. O yüzden çok rahat bir gol atabileceğimi düşünüyorum. O yüzden direkt gidip golümüzü atacağız. İlk maçın başından golümü atayım diye düşündüm ama maalesef olmadı. Otamendi'den güzel müdahale. Haydi bakalım.
Evet arkadaşlar, ilk yarının sonuna geldik. Ancak gol atamadım. Gerçekten 78 Genya takım. Çok zorlanıyorum. Umarım gol atarım bir ara. Gol atmam çünkü lazım maçı kazanmak için. Nasıl gol atacağım bilmiyorum. 58'lik oyuncularla zormuş. Bayağı zormuş. Ben rahat atarım diye düşünüyordum. Şimdi Belhan da. Bu hata bir baştan sona izleyin abi. Abi baksana rakip nasıl oynuyor. Ayı gibi defans yapıyorlar. İlginç. Hadi bakalım. Onyekuru şimdi aldı topu gidiyor. Walker karşısında geçti Onyekuru. Onyekuru Walker'ı geçti. Onyekuru uzaklardan Allah aşkına at da. Evet arkadaşlar, sonunda güzel bir şut pozisyonu buldum ve sonunda gol attım. Gerçekten aşırı zorlandım. Neyse, maçın sonunda görüşmek dileğiyle. Şimdilik şöyle geçelim abi. Ve arkadaşlar, maçın burada sonuna geldik ve maçı kazandım. Son maçı da kazandım. Bayağı bir yoruldum. Tam 23 dakikadır videodaymışım. Siz kaç dakika olarak izliyorsunuz bilmiyorum ama gerçekten aşırı derecede arkadaşlar, hasta olduğum için kusura bakmayın. Hastalığım belli ediyorsam size tekrardan söylüyorum. Gerçekten abi sonunda kazandık ve Galatasaray formamızı da aldık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir şekilde elinizde Galatasaray Fenerbahçeli oyuncular varsa ve forma almayı düşünmüyorsanız hepsini satın. Forma almayı düşünüyorsanız da kadroyu kurup formayı alın, sonrasında satın. Neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Şuradan kanala abone olabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar bir dakika, bir abone olmayın bir saniye. Olabilirsiniz ama yani oradan abone olamıyorsunuz. Evet, Türk Gücü kadromuz bu şekilde. Son Türk Gücü videomuza gidip yorumları beğenebilirsiniz arkadaşlar. Ne istiyorsanız, ne yapalım takviye olarak yorumda yazabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Şu anda yandan abone olabilirsiniz şuradan ve arkadaşlar etrafta çıkan iki tane video var. Onlardan birisinde bugün attığım video var, birisinde de sizin için önerilen video var. Ama Türk Gücü'nün sil videosu gerçekten çok heyecanlı olmuştu. Onu da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın, sizleri gerçekten çok seviyorum ve bye bye.